Bunlardan inanın haberim yok. Ya benim ne işim olabilir kaçaklarla? Yok öyle bir şey kesinlikle. Ayça Hanım özel nedenlerinden dolayı ortamından biraz uzak durmak istemiş Sayın Savcım. Gerçeği anlat Sayın Savcım. Ben sevgilimden ayrıldım. Ve moralim çok bozuktu. Birkaç gün ortadan kaybolmak istedim. Kimseye de haber vermedim. Çünkü beni tekrar arayacağını, barışmak isteyeceğini biliyordum. Bana ulaşamasın istedim, bulmasın istedim. Tekneye atladığım gibi de gittim zaten. Sırf ondan kaçmak için. Adımın böyle bir şey karışacağını nereden bilebilirdim ki? Duyunca çok şaşırdım. Böyle bir şeyle benim alakam yok, haberim yok. Erdoğan Yaşaran Malta'da yakalandı. Sen de Malta'dan binmişsin hayata. Selim Yaşaran'la birlikte. İkisini de tanımıyorum ben. Erdoğan Yaşaran'ı hayatımda görmedim. O diğeriyle de yatta tanıştım zaten. İkinizin de aynı yatta iş bulması, sonra ikinizin birden yatı terk etmesi hep tesadüf mü? İnanın öyle. Tanımıyorum onları. Hatta kim olduklarını buraya geldikten sonra öğrendim ben. İçerideyken benden öğrendi Sayın Savcım. Adımın onlarla beraber anılmasına inanamadım. Ya Allah korusun, olur mu öyle şey? Ben böyle insanlara nasıl yardım edebilirim? Bir kere kendim korkarım. Anlattıklarınız bana hiç de inandırıcı gelmedi. Lütfen inanın. Bu insanlarla alakam yok. Kendim kaçtım, kendim geldim ben. Sayın Savcım, tek başına çıktığını ispat edecek durumdayız. Üstelik erkek arkadaşı da tartıştıkları konusunda ifade verecek. Gerekirse onun da ifadesine başvururuz. Ama bu şu andaki kararımı etkileyecek bir durum değil. Seni mahkemeye sevk ediyorum. Soruşturma devam edecek. İşlemleriniz bitene kadar dışarıda bekleyin. Ama Sayın Savcım biz... Lütfen. Pardon, yanlış oldu herhalde. Yaşaran Holding değil mi orası? Artık değil efendim. Rüzgar tek oldu. Holding el değiştirdi. Reşat Yaşaran orada mı peki? Burada değil. Alo. Arada uğruyorlar mı peki? Gelmiyorlar artık efendim. Peki tamam, teşekkürler. Rica ederim. Müge Hanım bağlayabilir misiniz bana? Müge Hanım da çalışmıyor artık burada. Peki çalışanlardan biri? Teşekkür ederim efendim. İyi günler. Hasta edeceksin kendini. Yap, yapma ya. Hadi. Efendim Reşat abi. Münir, ne bu ödeme emri şimdi? Ha? Nereden çıktı bu? Hangi ödeme ya? Eve geldi şimdi. Ya bu ne saçmalık ya? 7 gün içinde borcunuz ödenmezse haciz işlemi uygulanacak diyor. 7 gün içinde bu kadar para nasıl ödenir? Tamam, sakin ol, sakin ol. Ya ne sakin olması be? Sakin olmuş. Niye bir şeyler yapmadın sen? Niye süre istemedik bunun? Bunun hesabını vereceksin sen bana. Ya bir dakika, bir dakika. Ya bu kadar çabuk mu bizim gırtlağımıza basacaklardı? Senin haberin yok muydu bundan? Yahu haciz işlemleri başlatılacak diyor. Ne yapacağız şimdi? Ne olacak? Tamam sakin ol ya, bir dakika. Sakın o kağıdı alma. Bir şey de imzalama. Yahu aldım bile, aldım. İmzaladım. Ya neden imzalıyorsun? Niye arayıp sormuyorsun? Ya kesme, kes. Kes sesini, ukalalık yapma bana. Ne yapacağız onu söyle. Sen yapacak bir şey bırakmamışsın ki zaten. Ben bu kadar parayı nasıl bulacağım? Çekip alacaklar altımdan her şeyi. Tamam, geliyorum, konuşuruz. Hadi çabuk, çabuk, çabuk gel. Tamam, geliyorum, geliyorum. Ya Allah'ım, ya Rabbim ya. Of.
Ya ne bakıyorsun be? Ne bakıyorsun? Taahhütlerimizi gerçekleştiremeyince adamlar ilk anlaşmaları iptal etti tabii. Sana meyve çayı yaptırdım. Rahatlarsın. Hadi iç canım. İlacınla içersin. İlk anlaşmaları iptal edilmemesi lazımdı ya. Bırakacaktık en değerler ödeyecekti takır takır borçları. Lale de her şeyi tepe taklak etti. Ya yeter. Lale, lale deyip durma. Anladık. Borçların bir kısmını erte ettik. Çok az bir kısmını da taksitlendirdik. Borçların üçte birinden daha az para var elimizde. Kaynak bitti. Yok. Her şey bitti. Haciz borcu kapatmayacak diyorsun. Göründüğünden daha fazla. Ha, dinlerken bile boğulacak gibi oluyorum ya. Buyurun. Merhaba. Perihan Hanım'la görüşecektim. Ya da Reşat Bey evde mi? Kim diyeyim? Sizi görmek isteyen bir hanımefendi var. Merhaba. Ben Selim'den size haber getirdim. Şimdiki serbest bıraktı ama soruşturma devam ediyor. Sen niye buraya geldin? Ya takip ettilerse? Ya yok, takip falan etmiyorlar. Sen öyle zannet. Herkesin gözü bu evde. Kapıdan girdin mi iş bitti. Bakın, benim sağlam bağlantılarım var. Eğer Selim'i Amerika'ya götürecek parayı bana verirseniz ona hemen ulaştırırım. Bu size biraz pahalıya gelir ama yapabilirim bunu. Ya para, 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 para. Para lafını duydukça midem bulanmaya başladı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.